Savaş, bak sen de yıllardır bu işi yapıyorsun. İşte Ozan da bu işin içinde. Bir başkan adayı, altı başkan adayı var ve altı başkan adayı Fatih Hoca ile çalışmayacağız diyenler belki de. Bizim teknik direktörümüz şu. Biz göreve gelirsek bu oyuncuyu alacağız. Bunu Biz önümüzde göreve gelirsek şunları göndereceğiz. Bunları yıllardır hep duyuyorduk. Hep duyuyorduk. Hep duyuyorduk. Bak seçim evet. Projelerinin içinde biz göreve gelirsek isim vermese bile işte Hollanda'dan, Almanya'dan iki tane oyuncumuz var. Ya da iyi bir on numara alacağız. Teknik adamımız belli. Eğer resmi olmasa bile arkadan bunu duyuyorduk. Ama şu anda bunu yapabilen bir tek Burak Elmas var. Bak eleştireceğim yönleri var. Ama camiaya Sayın Fatih Terim'le daha hazır görüyorsun yani onu. Hazır demeyeyim de demecini samimi diğerlerine buldum. Diğerlerine göre. Diğerlerine göre en azından net bir şekilde söylüyor. Samimi bulduğum en doğru şeyi bu. Evet. Bazı şeylerini samimi bulmadığımı söylüyorum ben Burak Elmas'ın. Ama Fatih Terim konusunda çok dik duruş sergiliyor. Şimdi Işın Çelebi Fatih Terim'le çalışacağız diyor. Ama ikinci adamı Can Çobanoğlu'nun daha önce Fatih Terim'i radyolarda ya da yazılarında ağır eleştirileri vardı. Burada bu seçim biraz da samimiyetten uzak. Sevgili Ozan Zeybek. Yani hakikaten ben daha önceki samimiyetleri, o daha önceki sıcaklığı, daha önceki birlikteliği çok fazla göremiyorum. Böyle bir seçim. Bir defa Galatasaray tarihinde, 120 ile yakın tarihinde ilk kez 6 adaylı bir başkanlık yarışı oluyor. Bir taraftan demokraside bu güzel bir şey. Yani kulübün... Galatasaray'a böyle bir ortamda 6 adayın çıkması çok güzel. Yiğit Çardan'ın adaylık başvurusundan sonraki çıkışta demek ki Mustafa Cengiz iyi işler yapmış. 6 tane aday çıkabiliyoruz dedi mesela. Tabii, Galatasaray'da tabii ki demokrasi her zaman vardı. Hiçbir zaman adaylar çıkmadı ama son güne kadar o birleşmeler, birleştirmeler. Yani son seçimden önce yani orada biraz önce saydığım isimler Galatasaray'ın menfaatini istemediği için mi birleştirmekten yanaşıyor? Galatasaray'ın menfaatini istedikleri için. Evet. Ama şimdi Yardım iddiaları vardı. Yardım gitti. El Hilal'le anlaştı. Fenerbahçe'nin iddiaların arasındaydı. Yardım gitti. El Hilal'le anlaştı. Yardım birini ederiz. Şimdi ben şunu sormak istiyorum sevgili Ozan'a müsaaden varsa. Tabii ki ne demek? Galatasaray camiası hakikaten taraftarıyla, marka değeriyle şu anda çok önemli bir noktada. Aynı 3 büyük, 4 büyük kulübümüz gibi. Fakat mesela başkan geldiğinde kasa kolaylığı diyoruz ya hep işte kullanılan modda. 300 milyonla gelecek bir kere. Geldi, sadece o 300 milyon para kasa kolaylığıyla da bitmiyor ki. Şimdi Falcao'nun satılabilmesi. Alışta da satışta da. Satış da çok önemli biliyorsun futbolda. Falcao satılacak mı? Emre Akbaba yenilenecek mi? Eğer bunları yaparsa işte Falcao'nun satış... Bu arada Falcao'nun ne kadar yıllık maliyeti? 5,5 mu? Temiz 5. 6. Bonuslarla beraber 6'yı bile geçtiğini 6. Ben 6 7 milyon... diyebiliyorum mesela. Ya şimdi bak, 7. Yani hadi o, 7 de. Benim için beyan esastır. Bazen bazı şeyleri biliyoruz. Rakamları da görüyoruz ama orada Galatasaray Sportif AŞ'nin, Galatasaray Kulübü'nün açıklamış olduğu rakam 5 milyon dolar. Tamam. Şimdi bu tarafa döndüğünde o para da satışta kasa kolaylığı bir nevi. Galatasaray kar edecek. Feguli öyle. Feguli'den de kar edecek. Onda ne kadar ediyor? O da Feguli, 5 milyon euroya yakın. 5. 4-350 bonuslarla beraber 4,5 falan buluyor. 11 milyon eurodan bahsediyoruz. Bu da ne yapıyor? 110 trilyon para yapıyor. Eski 110 milyon. 300 milyonu 110 milyonu öyle düşün. 300'e karşı 110 milyon böyle bir şey var. Yani biraz önce 300 milyon dedik ya trilyon dedik, demedik. Bu demek da 110 200 milyon. 200 lazım gelen yönetime. Evet. Hani bir taraftan da baktığında düşündüğünde. Şimdi Aykut onunla bitmiyor ki ya. O kısa vadede lazım o para. 300 milyon Galatasaray geliyor gidiyor. Yani geliyor. Bize şimdi doğru diyorlar ki transfer konuşun diyorlar. Bırakın başkanın seçimi diyorlar ama. Haklılar transfer ama. Oradan geçiyor. Haklı tabii ki ama. Haklılar. Transferi şimdi neye göre konuşacağız? Her başkan adayın kafasında planladığı bir 10 numara var. Bir teknik adam var. İşte Galatasaray'ın şu anda 3 tane sol beki vardı. 3'ü de bitti. Sol beksiz bir Galatasaray var. Gelen yönetim bir değil 2 tane sol bek almak zorunda. Bir tane sağ bekim var oraya. 10 numaran yok. İşte kreatif bir 8 numaran yok arkasında. Taylan'ın olduğu yerde sadece Taylan tek. Etoba gitti orada. Yani Yetson gitti. O bölgelere kim neler alacak? Tabii ki biz de konuşmak isteriz bunları. Ama bunları ne zaman konuşuruz? Seçimden sonra başkan adaylarının ortaya atacağı isimlerle, kazanan başkan adayıyla beraber. Şimdi hepsinin dediğim gibi belki önümüzdeki günlerde seçim projesi olarak isim de ortaya atacaklardır. Ama bu şartlarda transfer konuşmak biraz da hayalcilik olacak yani. Çünkü ben tabii yok şu an bir şey konuşamayız. Hayır, tepki geliyor bize başkanlığı konuşuyoruz. Haklı ama ne dedi Ozan Zeybek? 300 milyon TL dedin ya az önce sen. Kısa vadede lazım o hemen gelir gelmez. Temmuz ayının geçiştirebilmek için. Peki bana şunu sorabilirsin. Bu başkan adaylarında bu 300 milyon TL'yi kısa vadede gelir gelmez kim ya da kimler verebilirdi? Yani ben burada insanları başkan adaylarının zan altına bırakmak istemiyorum ama
bir ya da iki başkan adayının listesinde bu paraları ortaya çıkarabilecek isimler var. Galatasaray taraftarı %100 haklı. Ama biz şu anda bir şey konuşamayız. Haber dahi veremeyiz. Bu 300 milyon TL'yi Savaş 300 zaman, milyonla bitmiyor işte. Bunu buldular. Mi? O heyecanla yeni seçilmişlikle bu 300'ü bulursun. Ama ondan sonrası nasıl olacak? Ondan sonraki en büyük paraca ne olur biliyor musun proje? O gelir gelmez Şampiyonlar Ligi'ne 20 Temmuz'da ya da 21 Temmuz'da oynayacağınız maçla beraber kalan 2 tane ölemeyi oynarsanız oradan para aramaya gerek yok zaten gelecek. Oraya ayak bastığınız anda gelecektir o para. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan. Onu söylüyorum işte. Ama bütün enerjini, konsantrasyonunu oraya vermen lazım. Çok zor bir şey. Çok zor bir Galatasaray şey. Galatasaray oraya geçiyor hep. 2 de geçti, 3 olmadı. Ama 2 elemede hep geçti. Galatasaray oraya kaldığı zaman geçiyor. Bakalım şöyle tarih boyu Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ın katıldığı yerlere. Galatasaray ön elemelerin çoğunu değil herhalde biri dışında hepsini geçti diye hatırlıyorum. Galatasaray eğer başlangıçta bu para bulacağım, hocam belirsiz o kaoslardan kurtulursa biraz da tabii kuraya bağlı ama ben rakiplere bakıyorum. İkinci ve üçüncü elemede orada çok zorlanacağı rakipler yok. Biraz da kura şansı yanında yer olursa geçer. Kalması halinde sponsorla, stat sponsorla falan uğraşma. Sana zaten oradan beklediğin para gelecek. Yani başkan adaylarının şu anda gelir gelmez o 300 milyon TL'yi verebilecek de var, veremeyecek olan da var. Bu kasa kolaylığını sağlayacak bakıyorum bazı listelerde ben isim göremiyorum. Göremiyorum yani. Şimdi burada tek tek de bunları anlatıp da şey yapmak istemiyorum. Zan altında bırakmak istemiyorum kişileri ama. Son 3 dakika. 300 milyon TL ile bitmiyor iş. Galatasaray'ın bir röntgenini sen de çek sonra. Yani ben yani Fatih Terim ismi mutlaka yine gündeme gelecek olumlu veya olumsuz anlamda. Seçilecek başkan hani böyle yerli teknik adamların ismi geçiyor. Yine de bir söyleyelim yani Okan Buruk'un ismi geçiyor mesela. Ya Fatih Terim'in bir gölgesinin oradan gitmesi lazım ki yerli bir teknik adamın çalışabilmesi için. Fenerbahçe'de bugün başkan kendisi de söyledi. Yerli Emre Belezoğlu'nun dışında bir konuşacağımız bir isim yok dedi. Galatasaray'da o duruma gelebilir. Yabancı bir teknik adam dediğinde olaylar çok değişecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemede oynayacağı için yani bu 300 milyon diyoruz ya yabancı teknik adam getirip Galatasaray'ın alacağı bir teknik adam yıllık 3,5-4 milyon eurodan aşağıya gelmez. Bir yıllık kontratla gelmez. 2-3 yıllık kontrat isteyecek bir 10 milyon öyle. 3-5 tane takviye isteyecek. Yani bunu aynı şeyi Fenerbahçe için de söylemiştik yabancı teknik adam alırken. En az 50 milyon euro da para lazım. Yani 50 milyon euro da 500 milyon yapıyor. Yani bizde o 300 ödenecek olan borçlar. Bir de önünde sermaye gibi cebinde para olması lazım. Yani gelecek olan başkanın işi de kolay değil yani. Çok zor. Çok zor. Ya gelecek başkan adaylarını diyorum. Alta başkan adayı var. 3 tanesinin listesinde. O kasa kolaylığını sağlayacak isimler görebilirim. Yani bunu ben çekinmeden de söyleyebilirim aslında. Ya baktığın zaman Yiğit Bey'in yapmış olduğu iş, Abdurrahim Albayrak da orada o işlerin tecrübelisi. Eşref Hamamcıoğlu keza aynı şekilde. Metin Öztürk seçimin bana göre sürpriz isimlerinden bir tanesi yapabileceği. Çünkü aslında 6 başkan adayı hep kazanacağım adıyla yola çıktı. 6 başkan adayı soralım 800-850 olup seçimimiz kazandı görüyor. 6'sında o civarlarda oy alma şansı yok bak katılıma baktığın zaman. 5000 olur mu katılım? Bu mümkün değil. Yok yok. Çünkü oraya bak katılımı söylemişken bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi seçim yapılacak. 65 yaş üzerinin toplu taşımaya yasaklı olduğu bir şey var. Bunu nasıl çözecekler? Daha önceki seçimlerde Abdurrahim Bey kendisi de o taşımacı olduğu için gönderip arabalara geliyordu falan. Şimdi bu durumda biraz... Gelen başkan kaç yıllık geliyor? 3 geliyor ama 3 biraz... 3 geliyor. Bence 3 yılı dolduramaz. İmzamı atarım. 3 yılı dolduramaz. Önümüzdeki sene... Belki. Yani 12 ay olmasa bile 18 ay içinde Galatasaray tekrar seçime gider. Peki. İmzamı atarım. Teşekkür ederim. Bir gün önce de divan kurulu seçimi var. Bak lisede bir provası olacak. Divan başkanı da seçecek yani. Bütün adaylara başarılar dilerim. Her seferinde dileyeceğim. Aynen öyle. Peki. Sözleşmesi biten oyuncular kimler?